Bu saatte arıyor. Volkan da arıyor olabilir gerçi ama. Yok yok. Kesin sırma denen uyuyalanı arıyor. Baksana hazır ola geçti resmen. Ha selam. Uyanıksınızdır diye aradım da sizi konuşu. Bu işten çıkarılacaklar listesi evet. Şimdi 8 kişi bana biraz fazla geldi. Tabii yani tasarruf konusunda hemfikiriz ama 8 kişi. Hı-hı. Tamam. Tamam, tamam. Haklısınız, haklısınız. Görüşmek üzere. Baksana ya nasıl bozuldu. Kim bilir ne dediyse o kadın. Kerem ne oldu? Sen bir sinirli misin? Sinirlendin mi? Sen beni mi dinliyordun? Ben seni nasıl dinleyeyim oturduğum yerden bak. Kitap okuyorum ben 2 saattir burada. Görmüyor musun? Kaç sayfa okumuşum. Yeşil Raylar yeni kitabım. Bu sinir muhabbeti nereden çıktı o zaman? Basbayağı beni dinliyormuşsun işte. Bak sen sinirlendiğin zaman bak eline. Bak bunu yapıyorsun işte. Böyle kalemi hırslı hırslı çeviriyorsun. Onu fark ettim yani. Sen hiç mi fark etmedin? Ayşe, Kerem, uyudunuz mu? Eğer yatmadıysanız sizinle acil bir şey konuşmam gerekiyor. Bence kesin hatırladı. Yoksa bu saatte buraya niye gelsin? Ayşe, yapacak bir şey yok artık. Buyur baba, gelebilirsin. Hoş geldin. Hoş geldin Musun baba. O gün bir şey tartışıyordunuz. Bana kriz geldiğinde sanki biri, sizi hatırlıyorum da, biri daha böyle şiddetli bir kavga vardı sanki. Bir. Bu kadar biz neyi tartışıyorduk orada? Ya bilmem ki ben bilmiyorum. Ha şeyi diyor olabilir misin? Sen o haldeyken biz Feryat Figan'ın yanına koştuk. Çığlık, kıyamet, o kavga gibi gelmiş olabilir mi sana? Tabii tabii Muhsin babacığım odur yani. Ne olacak? Galiba o şeyler bana öyle geldi. O bağırdınız falan. Onu şey yapmışım. Neyse. Önemli değil. Hadi yatın siz yatın. İşte o şey olunca öyle. Bir şekilde gitmiş ama bana bir o... Yok tabii şey değil ya. Evet öylesine bir şey duyunca onun stresi tabii canım. Kolay bir şey değil ki o. Ay yok. Çok ben dayanamıyorum. Benim kalbim çatlayacak artık. Benim kalbim bunlara dayanmaz. Ben strese dayanamam bu kadar ya. Of sana Ezra bir ağrı girdi gerçekten felç geçiriyorum. Üf Kerem ya. Biz buna artık ne kadar dayanırız bilmiyorum. Dayanamayacağız. Ya Kerem. Ne yapsak gidip Muhsin Baba'ya her şeyi anlatıp kurtulsak mı acaba? Saçmalama doktor ne dedi hatırlamıyor musun? Kalp ritmine dikkat edin dedi. Olmaz öyle bir şey yapamayız. Ya tamam da ya kendi kendini hatırladığında birden bir kriz gelirse biz alsak Muhsin Baba'yı karşımıza böyle tane tane sakin sakin her şeyi anlatsak sebepleriyle ha? %50 %50 diyorsun. Ben babamın hayatıyla yazı tura atamam. Ya yok haklısın yani böyle söyleyince olmadı tabii saçma oldu. Sen kadın parfümü mü kullanıyorsun? Kokunu mu değiştirdin? Senin kokun değil ki. Ne yaptın sen? Ha şeyindir. Sırmanın kokusudur. Dip dibeyiz ya. Pek dip dibeyle alakası yok bunun. Yani bütün şişeyi üstüne bocalamış gibi. Bütün parfümü sıkmış sanki yani üstüne. Ne yapayım? Üzerime sinmiş işte. Ne diyeyim kadına? Sen parfüm kullanma mı diyeyim? Ha ben şimdi onu mu kastettim Kerem? Ben öyle bir şey mi söyledim? Ya sen hareketlerine dikkat et. Sırmayla mesafeni koru. Bak bu kadarını söylüyorum, bak bu kadar. Hayda. Bu kadarını değil, hepsini söyle.
Ne yaptın? Dinleme cihazı falan mı koydun? Bizi mi dinliyorsun hep sen? Ay hayır tabii ki. Ama insanlar konuşuyor. İşte sen de bir kıskançlık sezmeye başladın. Keremciğim, bunun kıskançlıkla alakası yok. Ben kendimi koruyorum. O şirkette herkes beni tanıyor mu, tanımıyor mu? Tanıyor. Yani bak, beni rezil etme. Yeter. Lütfen beni rezil etme. Sadece bu kadar yani. İyi tamam. Mesafemi korurum, merak etme. İçin rahat olsun. Ya git, insanların gözü görmesin. Ne yapıyorsan yap. Kızım ben burada nelerle uğraşıyorum, sen neyin derdindesin? Ya sen o kadınla nasıl dip dibe çalışıyorsun? Bütün şekeri üstüne boca etmiş gibi. Ne biçim parfüm o ya? Midem bulandı. Böyle bir parfüm olmaz. Böyle bir koku yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?